Çok kıymetli basın mensupları, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Alsancak dizisinin ilk izlemesinde olmaktan büyük bir memnuniyet, büyük bir şeref duyuyorum. TRT'yi de böylesi nitelikli bir yapıma imza attığı için tebrik ediyorum. Emeği geçen sesçisinden yönetmenine, yapımcısına kadar herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten de Türkiye'nin son 20 yılda yaptığı atılımlar çok açık ve nettir. Türkiye pek çok alanda çok ciddi bir dönüşüm yaşadı ve Türkiye'nin bu anlamda yaşadığı dönüşüm ve başarı hikayelerinin popüler kültürün diliyle, edebiyatın diliyle anlatılması ve geniş kitlelere çok uzun vadede hatırda kalacak şekilde bunların işlenmesi son derece değerli. Bu anlamda Türkiye'nin özellikle son dönemde terörle mücadelesi, yine küresel ve bölgesel barışa, istikrara, huzura katkısı yine açık ve net bir katkıdır. Bu yönüyle baktığımızda Türkiye'nin özellikle farklı kaynaklardan gelen terör örgütlerine karşı bütün güvenlik güçleriyle, el birliğiyle, istihbaratçısı, emniyetçisi, askeriyle mücadele vermesi ve bu mücadelede de ciddi anlamda başarı elde etmesi uzun vadede üzerinde durulması gereken bir durumdur. Ve burada gerçek hikayeler var. Burada gerçek insanlar var. Gerçek kahramanlar var. Şehitlerimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Ve bu gerçek kahramanlar, bu kahramanların hikayeleri bir taraftan Türkiye'yi büyüttüler, Türkiye'nin birlik beraberliğine hizmet ettiler. Diğer taraftan bölgesel barışa, huzura, küresel barışa, huzura, istikrara hizmet ettiler. Bu anlamda Türkiye'nin istikrar mücadelesi, istiklal mücadelesi, istikbal mücadelesi devam eden bir mücadele. Ve bugün bu mücadelede de çok kritik bir aşamadayız. Ve hem kendi kamuoyumuza hem uluslararası kamuoyuna bu mücadelenin arka planını böylesi anlatılarla anlatmak çok çok kıymetli. Bugün Batı sinema ve dizi sektörünün çok ciddi bir anlatı krizi içinde olduğunu görüyoruz. Gerçek hikayeleri olmayan ve giderek de daralan bir anlatı sistematiğiyle hareket ediyorlar. O nedenle kalıplaşmış, türlerin içine hapsolmuş durumda içerikler üretiyorlar. Biz son zamanlarda görüyoruz ki gerçekten Türk dizi sektörü bu anlamda çok devrimci işler yapıyor. Bu işin de bu nitelikte bir iş olduğunu düşünüyorum. Ve şimdiden dizinin yolunun açık olmasını diliyorum. Bugün bizler için anlamı ve kıymeti çok büyük olan bir dizimizin ilk izlemesini gerçekleştirmek için bir araya geldik. Elbette Mehmetçiğin vatan mücadelesini hakkıyla ekrana yansıtabilmek için aslında bu dizimiz bizim üzerine en fazla titrediğimiz, en yoğun ve titizlikle çalıştığımız projemiz. Elbette askerimizin gücünü, sahadaki varlığını, kahramanlığını, cesaretini tek bir filme veya diziye sığdırabilmek mümkün değil. Ancak Savunma Bakanlığımızın da verdiği güçlü destekle biz Mehmetçiğe yaraşır bir hikayeyi ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Zaten bugün Türkiye aslında FETÖ'sünden PKK'sına, DAEŞ'ından DHKPC'sine kadar birçok kanlı terör örgütüyle, hainle ve bunların işbirlikçileriyle eş zamanlı olarak mücadele eden tek devlet. Dizimiz, Alsancak dizimiz Türkiye'de olduğu kadar dünyada da aslında geniş kitlelere ulaşacaktır. Çünkü TRT dizileri bugün 100'den fazla ülkeye ulaşmış durumda. 45'ten fazla dilde, farklı dillerde izleyiciyle buluşur nokta. Heyecanlıyım ben. Aylar süren titiz bir çalışma.
Marifet iltifata tabidir. Projeyi ilk anlattığımız günden bugüne bizi hakikaten sabırla, büyük bir fedakarlıkla bekleyen TRT ailesine, TRT yönetimine canı gönülden teşekkür ediyorum. Yayına girmesi için birçok noktada bu bütün imkanlarını seferber eden, hakikaten sabırla da bekleyen Zahit Hocam'a canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu projeyi ilk anlattığımızda birçok anlamda bize destek olan Fahrettin Altun Hocam'a teşekkür ediyorum. Hakikaten birazdan izleyeceksiniz. Türkiye adına güzel bir işe imza attığımızı düşünüyoruz. Gece gündüz çalıştık. Tüm ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Öncelikle biz isimsiz kahramanları anlattık. Ve isimlerini bilmesek de onlar bir yerde varlar. Ve biz bunları anlatmaya devam edeceğiz. TRT 1'e, TRT ekibine, başından beri yanımızda olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne canı gönülden de teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de aynı şekilde Uğur gibi çok heyecanlıyım, çok mutluyum ve aynı şekilde de çok gururluyum. Mehmetçiğimizin hikayesini anlatan böyle değerli bir projede, kıymetli bir projede, manevi bir projede olmak gerçekten benim için de çok büyük bir onur ve gurur. Bu şekilde. Teşekkürler. Milletlerin yapmak zorunda olduğu işler vardır. Tıpkı Diriliş Ertuğrul olduğu gibi. Bir gün inşallah konuşuruz. Diriliş Ertuğrul bana hayalini kuramayacağım şeyler yaşattı. Dünyanın dört bir yanında. Evet, arkadaşlarımız hep ülkemiz açısından baktı. Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağız Allah nasip ederse. Bu üniforma sadece Türk milletinin değil, dini, dili, ırkı ne olursa olsun, dünyanın neresinde mazlum varsa onun umutla beklediği üniforma olmuştur. O yüzden sadece ülkemiz adına değil, mazlumlar adına da güzel bir iş olduğuna inanıyorum. Başta TRT Genel Müdürümüze, İletişim Daire Başkanlığımıza, Savunma Bakanlığımıza ve yapımcımıza teşekkür ediyorum ki bendenizi de lütfettiler. Böyle bir güzel bir işin içinde olmama vesile oldular. Hayırlısı olsun. Evet, dikkate alıyorum efendim. Evet, buradayım efendim. Tamam mı arkadaşlar? Tamam mıyız? Tamam. Bize emredilen yerde savaşıp, savaştığımız yerde kazanalım beyler! Emredersiniz komutanım! Türklerin gözü üzerimizde. Siz de bir şeyler söylemek ister miydiniz Atilla Yüzbaşı ile ilgili? Atilla! Benim sözlerim mahşere kaldı. Bizi sattılar. Zor görevlerin güzel zaferler olur. Yüzünü göster! Biz Dumlupınar şehitlerinin torunlarıyız. Bittiğimiz yerden yeniden doğarız. Hadi nişana geç kalıyoruz hadi.